Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Kardeş ülkeden Türkiye'ye 10 milyar dolar. Değerli izleyenler, ekonomi yönetimi içeride regülasyonlarla döviz arz ve talebini dengede tutacak bir kur politikası izliyor. Batı sermayesinin ise mevcut tercihlerle yatırımlarını azaltması nedeniyle ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dost ülkelerden dış kaynak sağlayarak kur başta olmak üzere ekonomi politikalarını destekliyor. Bu kapsamda Katar'la Türkiye ekonomik ve diplomatik ilişki komşuları tarafından Katar'a yönelik ekonomik ilişkilerin kesmesiyle birlikte hız kazanmıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasından 2021 başına kadar Katar'la olan diplomatik, ticaret ve ulaştırma ilişkilerini kesmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile önce 5 sonra 15 milyar dolara genişletilen swap anlaşması imzalanmış, Katar bu dönemde Borsa İstanbul ve Avrasya Tüneli'nden de hisse almış, ülkeler liderler seviyesinde ekonomik ilişkilerin daha da artırılacağını açıklamıştı. Reuters'e bilgi veren üst düzey bir yetkili, Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanı ise gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada swap ya da Eurobond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı. Yetkili swap, Eurobond, şirket ortaklığı ya da süreç içerisinde genişletilebilecek diğer konularda Katar'ın önümüzdeki dönemde Türkiye yatırımlarını daha da artıracağını söyleyebilirim dedi. Aynı kaynak, bankaların sendikasyonlarına iştirakin artırılması yöntemlerinin kullanıldığını da söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise Katar Maliye Bakanı El Kuvari ile son olarak geçen ay bir araya gelmişti. Suudi Arabistan'da bu hafta Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat yapılması için müzakerelerde nihai aşamasında olduklarını açıkladı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.